Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en prestijli üniversitelerinin bizlere sunduğu ücretsiz eğitim platformlarından bahsedeceğiz. Tabii ki bu eğitim platformlarının sonucunda aldığınız sertifikaların sizler için de gayet yararlı olabileceğini düşünüyorum. Gelelim arkadaşlar, depremle birlikte tabii ki açılan yeni bir konuda eğitim sisteminin ne hale döneceğiydi. Ondan dolayı alınan bir karar vardı. Tabii ki hepimizin bildiği gibi online eğitim sistemine geçiş dönemi. Depremden dolayı işte eğitime aksayan öğrenciler nasıl desteklenebilir tarzında. Ben açıkçası bu işin bir uzmanı değilim. Herhangi bir eğitim de yok bu iş üzerine. Ama kendimce edindiğim tabii ki de farklı tecrübeler var bu konu üzerine. Aslında genel olarak baktığınız zaman hepimiz bir evrim içerisindeyiz. Başımıza gelen felaketler, başımızda geçen olaylar bizleri bir şekilde evriyor arkadaşlar. Bunlardan en büyük felaket olarak adlandırabileceğimiz süre zarfı tabii ki pandemi zamanı. Bu süreç içerisinde birden fazla platformlar ortaya çıkarken bu platformlar için üretilen içerikler de artmaya başladı. Bunlardan bir tanesi interaktif eğitime sahip olan belli başlı üniversitelerin web platformları. Bu web platformlarından bahsedecek olursak arkadaşlar, içerisinden en başarılı olan, benim dikkatimi çeken Stanford Üniversitesi'nin web platformuydu. Sebebine zaten birazdan sizlerle birlikte de değineceğiz ama onun içerisinde buna ek olarak tabii ki Harvard EdX'in de bizlere sunduğu belli başlı güzel eğitim platformu da var içerisinde. MIT, daha sonra tam aklımda değil diğer üniversiteler. Çünkü benim daha fazla tıp fakültelerinin verdiği interaktif eğitimler ilgimi çektiği için ben sadece onlara yoğunlaşmıştım. Fakat diğer üniversiteleri de içeriyor tabii ki EdX. Onun dışında bir de arkadaşlar Coursera'nın belli başlı CME kursları da bulunmaktaydı. Bu kurslar benim gerçekten işime yaradı. Sizin de bunlardan faydalanmanızı istiyorum. Hala eğer bu tarz kursların farkında olmayan varsa açıp bu videoyu izleyerek bu videonun sonunda hatta kursların bir tanesine başlayabilir. Aynı zamanda değerli arkadaşlar, sizlerle bu kursları paylaşırken kendi web sitemde bulunan CME kurslarının linkleriyle ilgili daha detaylı bir sekmeyi de bu videonun altına ekleyeceğim. O linkten ulaşırsanız zaten detayları da görmüş olursunuz. Online eğitim arkadaşlar, tabii ki bu düşüncelerimin farklı bir noktaya çekilmesini istemiyorum. Ama ben online eğitim gerçekten çok 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 faydalı bulan bireylerden bir tanesiyim. Sebeplerine gelirsek değerli arkadaşlar, mesela ben kendim Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'da herhangi bir öğrencinin, işte tıp fakültesi öğrencisinin mesela oturup aynı zamanda Stanford'da yapılan herhangi bir interaktif eğitime veya herhangi bir interaktif bir webinara katılması söz konusu olabiliyor ve bu açıkçası beni heyecanlandıran en güzel durumlardan bir tanesi online eğitimlerden bahsederken. Bu kursları arkadaşlar CME olarak adlandırıyoruz. Ücretli ve ücretsiz kurslar bulunabiliyor. Bunun sonucunda bir kreditasyon da alabiliyorsunuz. Tabii ki bu sertifikalar, almış olduğunuz sertifikalar sizin kesinlikle ileriki dönemde kariyerinize ben etkisinin olacağını düşünüyorum. Çünkü herhangi bir iş başvurusuna gittiğiniz zaman, uluslararası da olabilir, illaki Türkiye'yi düşünmek zorunda da değilsiniz. Sizin aldığınız herhangi bir sertifikanın orada herhangi farklı bir inovasyona açık olduğunuzu gösterir ve sizi işe alacak bireylerin de ilgisini çeker diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Çünkü CME kursları gerçekten şu anda tamam bayağı bir popüler ama herkes tarafından ne yazık ki hala bilinmiyor. Evet arkadaşlar, şimdi ekran kaydını başlatarak sizlere benim nasıl bu platformları kullandığımı teker teker göstereceğim. Aynı zamanda linki siz aşağıda bir yerde bulursunuz. Evet değerli arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi Stanford Center for Continuing Medical Education, CME'nin, Stanford'un CME'sinin ana sayfasındayız. Ben kendi tabii hesabımla giriş yaptım. Ondan dolayı benim ismimi görüyorsunuz sağ üst tarafta.
Burada değerli arkadaşlar, farklı farklı kesinlikle programlar bulunmakta, canlı etkinlikler bulunmakta ve bu etkinlikleri kendi takviminize ekleyerek ileriki dönemlerde de görme şansınız oluyor değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Aynı zamanda işte bahsettiğim kurslardan aldıktan sonra özellikle işte sertifikaları alabiliyorsunuz. Sertifikalarda şu anda gördüğünüz gibi 2023 yılında en son aldığım eğitimlere dair olan sertifikaları göstermekte. Ama gelin mesela bunu 2018 diyelim. 2018 dersek daha önceden de almış olduğum zaten listelenecek. Gördüğünüz gibi bayağı bir kurslara katılmıştım. Onun dışında değerli arkadaşlar, ikinci sitemize, ikinci web adresimize geçelim. İkinci web adresimiz ise, web sitemiz ise edX. edX, Harvard'ın da zaten desteklediği bir platform değerli arkadaşlar. Burada bayağı bir üniversitelerin de desteği var. Aynı zamanda Harvard'ın yanı sıra. Ondan dolayı bu video sadece tıp fakültesi öğrencilerinin faydalanabileceği bir videonun dışında bir de farklı farklı bölümlerde okuyan, özellikle yazılım okuyan arkadaşlarımızın da işine yarayabileceği bir video olmasını umut ediyorum. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, burada MIT yer alıyor, Harvard, Berkeley, Texas System'in, işte 2-4 Boston University ve Maryland'ın, System of Maryland'ı koymuşlar. Mesela Harvard'da devam edelim. Harvard'ın ücretsiz online kurslarına gelecek olursak, tabi burada bize direkt bilgisayar bilimlerini bize gösterdi. Fakat evet, hemen gördüm işte musculoskeletal cases, kas ve iskelet vakaları adında anatomi içeren bir eğitim de şurada mevcut. Onun dışında değerli arkadaşlar, basıp zaten mesela gelin bakalım. Ücretsiz bir kursmuş değerli arkadaşlar bu. Anatomi, işte kas ve iskelet sisteminin kazalarını daha iyi anlamamız için gerekli olabilecek bir eğitim değerli arkadaşlar. Buradan enroll'a basınca zaten eğitime katılmış oluyorsunuz. Fakat şöyle bir şey gördüğünüz gibi geldi. Bir tarafta diyor ki sertifika kazanmanız için arkadaşlar 132 euro vermeniz gerekiyor. Ben şu anda Almanya'da bulunduğum için euro olarak gösterdi. TL olarak bilmiyorum ne gelecek karşınıza. Ama değerli arkadaşlar, ücretsiz olarak da alabiliyoruz. Sonuçta şöyle bir durum var. Bu arada benim aldığım ücretsiz eğitimlerin çoğunda da edX'de özellikle sertifika da veriliyordu. Yani bilmiyorum şu anda son durum nedir. Mesela şurada isterseniz gelelim kendi dashboard'uma. Gördüğünüz gibi buradaki arkadaşlar benim daha önceden aldığım eğitimler var. Mesela Managing Atrial Fibrillation. Bu kursu işte yazın, 2021'in yazında almışım. Bununla ilgili değerli arkadaşlar, işte şurada gördüğünüz bu sertifikayı buradan aldım. Farklı farklı tabii ki kurslar bulunmakta dedik. Bunun yanında üçüncü platformumuz ise değerli arkadaşlar, Coursera. Coursera, o da gerçekten faydalı bir platform. Burada da bayağı bir fazla üniversitelerin CME kursları mevcut. Fakat burada biraz daha adamlar sanki şey yapmış, böyle Netflix tarzında yapmışlar. Aylık bir ücret ödüyorsunuz ve o ücreti kapsayacak şekilde bitirdiğinizde kursu sertifikayı alıyorsunuz değerli arkadaşlar. Burada da işte üniversiteler, partnershipleri görüyorsunuz, beraber çalıştığı platformları. Coursera'yı da ben tavsiye ediyorum. Onun dışında değerli arkadaşlar, özellikle benim de şu anda sizlere vereceğim web adresiyle birlikte belki siz de bir hayat kurtarabilirsiniz. NHSPC'nin Save a Life adında bir platformu var değerli arkadaşlar. Bu platformda da kurslar bulunmakta. Bir tanesi Basic Life Support, işte Pediatric Advanced Life Support ve Advanced Cardiac Life Support.
3 ana eğitim mevcut. Bir de zannedersem blood patojen diye bir şey de vardı. Aynen. Özellikle laboratuvarda çalışan arkadaşlarımız için bu BBP kursu da gayet güzel oluyor, gayet yararlı oluyor. Bu web adresini de sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. Böylece siz de bu eğitimleri ücretsiz olarak elde edebileceksiniz. Ve arkadaşlar diğer web adresimiz de Harvard'a ait. Harvard HMX adında bir platformu var Harvard'ın. Burada da bayağı bir eğitimler mevcut, CME kursları mevcut. Aynı zamanda aktif olarak canlı etkinlikler de yapılmakta. Fakat Harvard'ın özellikle kendi platformunda biraz daha içerikler kaliteli bence diğer web adreslerine, sizlere verdiğim web adreslerine nazaran. Yalnız ücretli. Böyle bir gerçeği var işin. Ücretli olunca tabii ki kalite bir tık daha artıyor değerli arkadaşlar. Bu anlamda da ben açıkçası Harvard'dan aldığım belli başlı eğitimlerden memnunum. Yani gördüğüm, baktığım güzel, gerçekten hoş kurslar mevcuttu. Bunun dışında arkadaşlar bu arada özellikle basic fundamentals, temel bilimlere yönelik Harvard'ın da belli başlı bir eğitim programı var. Bu eğitim programı zannedersem 800 dolar civarındaydı. İçerisinde biyokimya, genetik, immünoloji, farmakoloji ve fizyoloji dahil arkadaşlar. Bunu alan internetten ben belli başlı YouTuber'ları izledim. Memnundular gayet. Hoş bahsediyorlar yani nasıl neleri içerdiğini. Eğer ki arkadaşlar sizin de bildiğiniz bu tarz web platformları varsa bizlerle paylaşırsanız yorum olarak çok çok memnun olurum. Aynı zamanda takipçilerimizi de memnun edeceğini düşünüyorum. Zamanınızın değerli arkadaşlar kıymetini bilerek bu tarz içerikleri internete araştırıp bu tarz içeriklere yönelmenizi ben şiddetle sizlere tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Gelin gelelim geri dönüşlerimize. Açıkçası videoların gerçekten güzel bir şekilde takip edildiğine şahit oluyorum. Bu da beni gerçekten masamdan kaldırıp beni bu işe iten motivasyon desek yeridir. Bunun için değerli arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Birer birer, teker teker herkese. Aynı zamanda sorularınız olursa ben elimden geldiğince yazmaya çalışıyorum. Fakat mail olarak da iletebilirsiniz. Mail bildirimlerim genelde sürekli açık oluyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Zaten bu kanalın büyümesinde, bu noktaya gelmesinde sizlerin katkısı var. Bu benim için gerçekten çok çok anlamlı, çok çok değerli. Ondan dolayı değerli arkadaşlar her birinize teker teker birer birer teşekkür ediyorum. En içten sevgilerim ve saygılarımla kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha bir de şu videoyu beğenmeyi unutmayalım değerli.